Değerli veliler, ben Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden diyetisyen Ebru Özyurt. Bugün sizlerle okul çağına gelmiş kız çocuklarına oranla erkek çocuklarında daha sık görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocukların pandemi sürecinde beslenmelerinde nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair bilgi vereceğim. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı alan çocukların beslenmesi mutlaka doğal besinlerle sağlanmalıdır. Günümüze bakıldığında aileler çocuklarını doğal beslenmeden çok uzaklaştırdı. Çocuklara ödül olarak doğal besinler yerine hamburger, patates kızartmaları gibi sağlık açısından zararlı besinleri veriyorlar. Ayrıca yine bu dönemde çocuklar tablet, bilgisayar, telefon başında çok fazla vakit harcadıklarından yanlarına meyve, ceviz, badem vermek yerine kolalı içecekler, tuzlu besinler, cips gibi paketli katkı maddesi eklenmiş yiyecek veriyorlar. Yapılan araştırmalarda katkı maddesi işlenmiş bu tarz besinlerin tüketilmesinden sonra hiperaktif çocuklarda dikkat kaybı, huzursuzluk gibi davranış bozukluklarının arttığı gözlemlenmiş. Ayrıca bu araştırmalarda batılı beslenme tarzının yani fast food ağırlıklı işlenmiş gıdaların bolca bulunduğu, vitamin ve mineral açısından fakir olan, karbonhidrat ve yağ bakımından zengin olan bu beslenme tarzının hiperaktivite tanısı alan çocuklarda belirtilerin arttığı gözlemlenmiş. Bu nedenle katkı maddesi içeren bu gıdaları çocuğun beslenme programından çıkartmamız gerekir. Bununla birlikte içeriği bilinmeyen besin maddelerinin verilmesinden de kaçınılması gerekir. Glisemik indeksi yüksek besinler enerji sağladığı için çocukta hareketlenmede artış ve dikkatte azalmaya yol açar. Bu nedenle glisemik indeksi yüksek yani işlenmiş şekerli tatlılar, beyaz un içeren ürünler, beyaz pirinç, makarna gibi besinler vermememiz gerekiyor. Eğer şekerli bir şey vermek isterseniz hurma, kuru kayısı gibi kuru meyveler ya da 3-4 tane ceviz, badem ya da evde yaptığımız keklerden verebiliriz. Yapılan bazı araştırmalarda hiperaktif çocukların balık, süt, yumurta gibi proteinli besinlere duyarlı olduğu gözlemlenmiş. Bu besinleri verdiğimiz zaman çocukların davranışlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığı takip edilmelidir. Eğer bu ürünleri tükettikten sonra çocukların davranışlarında herhangi bir bozukluk olursa bu besinlere dikkatli vermemiz gerekiyor ya da besinleri beslenme programlarından çıkarmamız gerekir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda demir içeriği ve çinko düzeyi yüksek yiyeceklere yer vermek gerekir. Balık tüketmiyorsa eğer balık yağı mutlaka verilmesi gerekiyor. Kırmızı et, koyu yapraklı yeşil sebzeler, kuru yemişler gibi hem demir hem çinko hem balık yağlarının içerdiği ürünler bu çocukların beslenmelerinde bolca yer verilmesi gerekir. Çocuklar küçük öğünlerle sık sık beslenmelidir. Birden enerji yüklemesi yapılmamalıdır. Taze meyve ve sebze tüketimine özen gösterilmelidir. Tüm besin gruplarının yeterli ve dengeli oranda alınması sağlanmalıdır. Konuyla ilgili sormak istediğiniz, merak ettiğiniz soruları videonun alt kısmına yorum olarak yapabilirsiniz. Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde değerli veliler ve çocuklarımız için ücretsiz diyetisyen hizmetimiz vardı. Bu hizmetten faydalanmak için 453 5180 numaralı telefondan ulaşıp randevu ve bilgi alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.